Bir risk haberi de aslında kadınların olmazsa olmazı takılar. Üstelik şıklığı takılarla tamamlamanın maliyeti de hayli düşük ama siz olun, bu düşük maliyete kanmayın. Yani ucuza şık olayım derken sağlığınızdan olmayın uyarısını yapacağız. Çünkü teninize doğrudan temas eden imitasyon ürünler, sahte ürünler kansere açık çek. Benim evim dolu. Takım akı falan çok yani. Hanımlar takıya düşkündür biliyorsunuz yani. Yemezler, içmezler, takarlar. Alışveriş yaparken ucuzuna, pahalılığına, sahtesine, orijinaline dikkat ediyor musunuz takıların? Daha çok güzel olup olmamasına dikkat ediyoruz. Kadınlar için takılar vazgeçilmezdir. Bileklikler, küpeler, yüzükler hepsi birer kombini şıklaştırmak için. Ancak bu tezgahtaki mesela ürünlerin hepsi de birer imitasyon. Peki sağlığımıza olan etkilerini hiç düşündünüz mü? Bu tür ürünleri kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Cilt kanserlerine yol açarlar. Takı alırken işte şu elbisemiz var buna uyduralım falan diyoruz. Biz bayanlar hiç süsümüzü düşünerek hiç bakmıyoruz yani. Yeter ki şık mı olalım diyoruz. Diyoruz. Ürünü boynunuza, kulağınıza ya da bir hızma olarak burnunuza taktığınızda veyahut da saatlerde kullandığınızda zaten anında vücudunuzda reaksiyon verir. O bölgede bir kaşıntı ve tahrişe neden olur. Bazen kaşıntı yapıyor, bazen de böyle iltihap gibi oluyor. Bir yerde uzun süre yaranın olması, tahrişin olması uzun dönemde genellikle kanserle sonuçlanır. Cilt üzerinde mutlaka geçişi olacaktır. Bu geçiş olduğunda vücuda yayılacaktır. Yayıldığı anda da bunların doğal olarak kanserojen etkileriyle karşılaşma ihtimali oldukça yüksek. Elimizde şöyle bileklikler var. Bu bilekliklerin fiyatları ne kadar? 20 lira. Ne kadar verdiniz saatinize? Yeni değil ama 10 liraya almıştım. 10 liraya bu kadar şık kolyeler ve küpeler. Evet. Alan çok oluyor mu? Oluyor. Alerjisinden dolayı korkuyorum. En azından herhangi bir şekilde bu ürünü aldıysanız ve o ürün sizde alerji dediğiniz o bölgede tahrişe yol açıyorsa o ürünle en kısa sürede vedalaşmak lazım.